Kırmızı Sayfa'yla sevgili selamlıyorum. Çok değerli dostlarımız, esas mühim olan gerçeği kabul etmek. Gerçeği kabul edebilmek meselesi. Her felsefede, her dinde bu gerçekle insanların istediğinin olması, nefsani arzularının olması arasındaki savaş devam ediyor. Eski Roma'yı canlandırmak isteyenler var, gerçeği kabul etmek istemiyorlar. Babil'i canlandırmak isteyenler var, gerçeği kabul etmek istemiyorlar. Orta Doğu dünyasında görüyoruz, bir yığın kavga oluyor. Aslında dinimiz çok başka şeyler söylüyor. Ancak onların algılaması yüzünden farklı. Dolayısıyla mühim olan Allah kalplere gerçeği kabul etmek gücü versin. Meydana gelen kazaya, kadere de sabır gücü nasip etsin. Biz buradaki tabii kendi kültürümüzden alarak bazı şeyleri söylüyoruz ama bunlar evrenseldir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bu döneme gelen tek Tanrı üzerine giden, biz Allah'a inanıyoruz İslam olmuş insanlar olarak ama hiçbir zaman diğer din sahiplerini, diğer ırk sahiplerini karşımızda değil, aramızda, içinizde görüyoruz. Bunları hep ben söylemek istiyorum. Çünkü Çanakkale uluslararası bir kent ve bu kentte kendi yüzünü gösteremeyen, kendi dinini yaşayamayanların olduğuna inanıyorum. İnşallah burada Yahudisi de, Hristiyanı da, İslamı da yan yana yaşayacak bir kent olur. Bir barış kenti gerçekten olur. Ama biz hakkı savunmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim tarihimizle ilgili söylenmiş çok yalan var. Rabbim kısmet etti. Dün bu tezi de vererek böyle denk geldi. Enteresan. Bunu çok iyi de ayarlayamadık. Sınavdan kalmış olarak da çıkabilirdik. Ancak bize dün Cuma günü sabahleyin bu tarihte bilim adamı diplomasını verdiler, cübbesini giydirdiler. Yaklaşık bir şey. 3-3,5 yıllık bir mücadeleydi. Bir hayli yoğun gitti çünkü bilim tarihinde biz bir konuyu anlatırken, mesela ben size şimdi bir kanser anlatsam mutlaka kanseri 1960'larda, 70'lerde fonksiyonel ameliyatını İşte Ettore Bocca İtalya'dan buldu diye başlamam lazım. Biz bunlara döndüğümüzde 2012'li yıllardan itibaren, sonra da 2000'li yıllardan itibaren hakikaten bilim tarihinde çok değişiklikler olduğunu gördük. Mesela şuradan nefes yolu açarız. Bunu hepiniz bilirsiniz. Yoğun bakıma düşmüş hastalarımızda bu noktadan bir nefes yolu açılır. Biz bunu 1900'lü yıllarda düşünüyorduk. Yapıldı, bulundu vesaire. Ama İbn Rüşd köpeklerde denemiş. Bakın deneysel çalışması var 1100'lü yıllarda. El-Zehravi 900'lü yıllarda ilk olarak yapmış. Ben bunu yine bu dershanede, bu salonda anlattım. Bizim derdimiz, bizim tarihimizle, bizim kültürümüzle niye oynuyorlar? Bizim derdimiz bu. Niye yalan söylüyorlar? Bu da 1950'lerde başladı. Yalan tarih yazımı. Ve ne yazık ki bir gençliği tüketti. Ama birazdan göreceğiz, okuyanla okumayanın bir sayılmadığı bir İslam dünyası lazım ki oradan böyle değişik tarzda gruplar, fikirler çıkmasın. Şimdi tabii biz bu işleri yapıyoruz ama sanmayınız ki kendi işimizle uğraşmıyoruz. Geçen hafta 6 saat ameliyat yaptık. Bu bir kanser, gırtlak kanseri olan hastamız. Çok şükür hem boynu hem gırtlak bölümünün büyük bir bölümünü aldık. 1/3'ünü aldık. Daha sonra bir yeni yapılandırma yaptık ve çok şükür dün muhallebiyi yiyerek hasta taburcu edildi. 8. 9. gününde. Öte yandan çok dikkatli olalım. Çanakkale uluslararası bir kent. Çok giriş çıkış oluyor. Çok değişik mikroplar yaşıyorlar. Taşıyorlar. Domuz gribini Türkiye'de ilk görüldüğü yerlerden birisi. Hem Körfez, Edremit Körfezi, hem Çanakkale oldu. Bunu bizzat yaşadık. Çünkü Güney Amerika'dan başlamıştı enfeksiyon. Ve çok hızlı Türkiye'de buradan giriş yaptı. Bunu bilin. Bu açıdan doku yiyici, et yiyici bakteri diye bir bakteri var. Bu tetanoz gibi gazlı gangren yapıyor. Bu çarşambada böyle bir vakayı ameliyat ettik. Çanakkale'mizin saygın bir hanımefendisi
Birçok insan da aradı, duyanlar var zannediyorum hanımefendinin ismi Seher'di. Nasıl bir enfeksiyon aldığı belirsiz, çok bakımlı bir insan. Boynunda kızarıklık var. 3-4 gün hastanede, özel hastanede bir tedavi görüyor. Baktılar ki yoğun gidiyor işler, bize devrettiler. Araştırdığımızda gazlı gangren, böyle nasıl dokuyu yemiş basit bir mikrop değil. Enfeksiyondan 4-5 mikrop, biz ameliyat ettik, defaatle yıkadık. Şöyle düşününüz, bir tuvaletin yanına geldiniz, kokladınız. En fena nasılsa hastamızın boynu öyle kokuyor. Oradan akciğere inmiş. Akciğere ameliyat yapıldı diğer branş tarafından. Yoğun bakımda yatıyor. İnşallah kurtaracağız ama çok yakın takipteyiz. Bunlarla uğraşıyoruz ama koruyucu sağlık çok önemli. Her zaman söylüyoruz, uyuşturucu, sigara, alkol, tarım ilaçları Çanakkale'mizde en çok dikkat etmemiz gereken temel nedenler. Niye Osmanlı, birazdan geleceğiz, Viyana önüne gitmiş, donanmayla Cebeli Tarık'a çıkmış, Atlantik'e çıkmış. Guardian, onu getirecektim, internet fena halde. Guardian İngiliz gazetesi. Benim savunma desteklercesine bir başlık atmış geçtiğimiz yıllarda. İngiliz donanması diyor, 1600'lerde İspanyol donanmasını yenerken, tam 1500'lü yılların sonunda 1600'e doğru Türklere teşekkür etmeli, Osmanlı'ya teşekkür etmeli diyor. Oradaki diyor donanmanın başındaki Sir Francis Drake değil, Osmanlı donanması. Bu dostluğu biz bilmeliyiz. Eğer 1600'lere kadar, 1700'lere kadar Fransa, İngiltere bu dostlukları yürütmeseydi Osmanlı'yla şu anda ne reform başarılabilirdi, ne Avrupa'da aydınlanma başarılabilirdi. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmek diyor. Bu düstur üzerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Yapılan bazı hatalar vardı. Bu savaşın sonrasında bunlar ortaya çıktı ve savaş bitiminde kurucu zihniyet nerede hata yapılmış geçmişte, nerede yapılmamış, hiç istemedikleri halde belki ulus devlet kurdular. Ulus devletin sahibi biz değiliz. Irkçılık biz değiliz. Anadolu kültürü doğudan gelmiştir, birleşmiştir. Batıyla, eski Yunan'la birleşmiştir. Burada muhteşem bir kültür ortaya koymuştur. Bu ırkçılığı ne yazık ki hep söylenen şey Fransız devriminden sonra 1800'lü yıllarda işte Arapları ayrı sürüklediler, Balkanları ayrı, geldiğimiz noktalarda farklı. Bu konuda en son ulus devleti kuran bölgede belki Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Onun da belli konseptleriyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim sistemi temelleştirilmiştir. Şimdi anlatacağız. 1800'lü yılları bilmeden bence kurucu zihniyet hangi şekilde kurdu Cumhuriyeti bilemeyiz. Biz Osmanlı dendiğinde 1600'deki şaşalı dönemi hatırlıyoruz. Ama ondan sonraki hatalarımızı acaba hakikaten öz eleştiri yapabildik mi? Lale devrine girdikten sonra 2. Mahmud'un şimdi Tanzimat'la beraber 3. Selim'in ele aldığı noktalarda niye geri kalındı? Şimdi körü körüne bir şeye bağlı kalındığı zaman ya birini öldürüyoruz ya ötekini tepelere çıkartıyoruz. Onun için öz eleştiriyi bu millet yapabilmeli ama bunun için de okumak gerekiyor. Kısaca anlattım ama Da Vinci'nin mesela özgeçmişinin 1905'te ele alındığını bilmemiz gerekiyor. Yani şimdi çok büyük olaylar yükleniyor üstüne, çizmiş, makineler yapmış vesaire. O zaman bilimin diyor geldiği yer bir kişiyle kaimse mümkün değil diyor. Bir Leonardo da Vinci'yi bilim adamı olarak 1600'lerde, 1700'lerde tanıyan yok. Kitapları kes yapıştır, kendi eliyle meydana getirdiği kitap yok. Bunları bilmeliyiz. Ve bilim tarihinde Kolomb'a rağmen İspanya'nın o muhteşem, müthiş donanması, Güney Amerika'yı, İnkaları,
efendim Mayaları ne kadar zora sokarsa soksun o istila kötüydü ama neticede elinde bir teknoloji vardı. O teknolojiyi kullanan büyük bir imparatorluktu ama mesela aydınlanma tarihinde, bilim tarihinde İspanya'ya girmiyorlar. Bunu Canizares, meşhur İspanyol tarihçi söylüyor. Biz diyor şikayetçiyiz diyor. İspanya'yı saymıyorlar diyor. Niye saymıyorlar? Çünkü İspanya'ya girdiği an Endülüs'te çıkacak. Endülüs demek de İslam bilimi demek. Rönesans her ne kadar eski Yunan ve Roma kültürünün yeniden canlandırılması diye söylense de Bendeniz'in makalesi var ve bu gerçekten Avrupa'da da epey bir yankı uyandırdı. Re-Andulusans, belki bir Re-Endülüsans, Endülüs çalışmasıydı İtalya'da. Çünkü oradan göç ederek geldiler çizmeye. Sicilya vasıtasıyla zaten güneyden alışıktı. Fatih Sultan Mehmet'in Otranto seferinin manası da budur. O dönemde papalıkla, bakın kitap var, Osmanlı'yla papalık dostluğu diye. 6. Alexander, efendim, Leo, Papa Leo. Papa Leo ile 6. Alexander, Cem Sultan'la zaten beraber. Cem Sultan orada. Bir kültürel işbirlikleri var, bir beraber çalışmışlıkları var. Bu açıdan aslında Endülüs'ten kaçarak gelenlerin İtalya'da sığındılar. İşte Medici ailesinin Floransa'ya gittiğinizdeki eserlerine bakın. Çok kripto meseleler var. Bunun sanat tarihçilerinin gidip çalışması lazım. Çok özel, bu kafayla gitmesi lazım. Mesela Bendeniz'in bulduğu Medici ailesinin kendi ibadethanesinde, San Lorenzo Kilisesi'nde aşağı yukarı çok hafif çevirirseniz kıbleye giden bir ibadet yeri var ve kilisenin hiç alışık olmadığı bir yıkanma yeri var. Özel bir yıkanma yeri var. Buraya gelmişler, Endülüs'ten kaçan reformist Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar yeniden bir akıl durmasını Avrupa'da ayağa kaldırmaya çalışmışlar. Dolayısıyla biz bunu 1950'ye kadar da dünya kabul ediyordu. Fakat her neyse, her niyeyse burada bir körlük olup Doğu'yu, Osmanlı'yı silmek istemişler. Bakın George Saliba, Kolombiya Üniversitesi'nin çok kıymetli bir hocası, İngilizce olarak yazmış olduğu ve MIT'den çıkan bir kitap. Yani MIT dediyse burada şek şüphe yok. Batı bilimi, Kopernik ve Descartes çalışmalarının Rönesans ve modern bilim tarihini canlandırdığı söylüyorsa diyor, o halde İslam dünyasında benim bulduklarım diyor, benim de burada anlattıklarım birçok konuda çok daha evvel bilim kurulmuştu diyor, modern bilim. Zaten şimdi bakın Hititlerden, Frigyalılardan, şu topraklarda çıkan birçok kalıntı var. Bu iş bizde de başlamıyor. İnsanoğlu doğduğundan beri bir bilim var. Bizim de üstünlüğümüz toplum olarak, bizim ekip demiş ki ben Aristo'dan aldım, ben Sokrat'tan aldım. Bu çok kıymetli bir vazife. Aldığı referansı söylüyor. Ama ne yazık ki Batı bunu söyleyemedi. Batı bunu söyleyemediği için etiğe aykırı davranışlar ortaya çıktı. Yani şurada gördüğünüz bütün bilimsel etikteki olaylar bizim geçmişimizde ne yaşadık ki yaşandı. George Sarton'un 3 ciltlik çok güzel bir kitabı var. Biraz binlere varıyor sayfası. Belçikalı bir kimyager. Amerika'da vefat ediyor. Çok kıymetli bilim tarihçisi ve bilim tarihini kuran kişi. Bizim de 2 tane onunla iyi çalışmış hocamız var. Birisi Adnan adı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sağlık bakanıdır. Diğeri de 5 liralıklarımızın üzerinde bulunan Aydın Sayılı'dır. Bu ikisi çok kıymetli bilim öğrencileri. Bakın George Sarton diyor ki tıpla ilgili ve bunu çevirmiyoruz biliyor musunuz? Bu kitabı çevirmiyoruz. Türkçe'ye çevirmiyoruz. Doğu'nun, İslam dünyasının bütün bu konuştuklarımızı destekler parçalar gördüm burada. Bilim tarihi ise bu. 1400'e kadar gelmiş rahmetli.
1950'lerde vefat eden birisi ISIS diye bir dergi çıkardı. O dergi hala devam etmeye çalışıyor. Bakın tıpla ilgili De Corpora Humano. Bu kimin kitabı? Bu meşhur Vesalius'un, Andreas Vesalius'un, yani anatomide ilk defa kadavra kullandığı söylenen Vesalius'un kitabı. Bu diyor, largely derived from Kitab-ı Külliyat, İbn-i Rüşd'ü. Külliyat veya bakın görüyorsunuz Averroes diye geçiyor Avrupa'da, Colliget. Colliget'ta çevresidir diyor. Büyük bir bu diyor tez diyor, Da Vinci tarafından biliniyordu ve Codex Atlanticus Da Vinci'den sonra bu konuda bu kitabı geliştiren bir öğrencisi var. İspanya'ya gidiyor, çok derin çalışmalar yapıyor ve ondan sonra geliyor. Bir tanesi bu daha evvel söylemiştim, Google'ın kurucusunda var bu kitap. Birisi Kraliçe Elizabeth'te var, gerçek Da Vinci kitapları 3 tane, 3 veya 4 tane, birisi de İtalya'da. Bunlardan mesela Da Vinci bahsetmiş, demiş ki külliyattan alınmıştır bu çalışmalar. Ama biz ne biliyoruz? O güzeli muntazam insan vücut çalışmalarını Da Vinci yaptı diye biliyoruz. Halbuki kendi yazımı yok, zaten kes yapıştır. Bu halde İbn-i Rüşd'ü anacak olursak, bakın 200 folyoluk bir kitap bu külliyat. Tıbbın kuruculuğunu üstleniyor Padua, İtalya'da. Aşağıda Salerno var, Napoli yakınlarında. Ve ne yazık ki biz tıbbı anlatırken en eski tıp Salerno, en eski tıp Padua ama buralarda İbn-i Rüşd'ün bu kitapları ortaya çıkmış, onların çevirisi. Bakın İbn-i Rüşd'ün şu ağırlıkları var idi ülkede. Bakın İbn-i Rüşd ne diyor? Anatomi diseksiyonu inancı kuvvetlendirir. Allah'ın insan vücudunu yaratma tarzının onun en belirgin sanatı olduğunu vurgular. 1826'da Yeniçeri Ocağı kapatılma tarihinde Şanizade Ataullah Efendi var. İlk defa tekrar anatomiyi diseksiyon şekliyle çizip bir kitap haline getirme çalışması. Fakat o insan mesela bu çalışmalarından ötürü sürülüyor. İstanbul'dan çıkarılar, tıp eğitiminden uzaklaştırılıyor. Bu halde hakikaten bazı şeyler bazı noktalarda tıkanmış. Bu insanlar neye baktılar? Bu insanlar Alak suresinin İkra ayetine baktılar. Diyor, Enzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İkra, Bismi Rabbikellezî halak. Değil mi? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi benim kitapta da geçti. Aydınlanma dönemi Hollanda'dan başlıyor. Hollanda. Hollanda'ya baktığınızda şöyle söylüyor. Artık ormanların karanlıkları, gizemleri, esrarengizlikleri bir kenara bırakıldı. Hristiyan aleminde korkular, yüksek güçler, böyle tılsımlar, sihirler bir kenara bırakıldı. Ve aydınlanmacı insanlar tabiat karşısında hayranlığa sürüklendi. Ne olur eve gidince Saffat suresini okuyor. Saffat suresi. Biz ölüye okuyoruz. Ölü değil. Ölü rahat bırakın. Gömdünüz, yedisini yaptınız, duasını, hayrını rahat bırakın. Ya sen dön de, Saffat suresinin başı, kainatın, evrenin yarıldılışı, saf saf dizilenler, semayı anlatıyor. Yer çekimi, yer çekimi değil, gezegenler arası çekimi anlatıyor. Çok ciddiye anlatıyor. Ve diyor ki, işte buna hayran oldun sen diyor. Ve buna hayran olanlar doğru yolda. Biz ne yapıyoruz? Şu anda biz Orta Doğu ne yapıyor? Biz hayran mıyız? Bakın ben size söyleyeyim. Silikon Vadisi hayran. Avrupa'da çalışma yapanlar hayran. ODTÜ laboratuvarı, Hacettepe'de laboratuvarda çalışanlar, içimizde çocuklarımız, hangisi nerede bilim yapıyorsa bunlar hayran. Ama toplumun geneli hayran mı Orta Doğu'da? Hayran oluyor. Hayran ol diyor ve bunu çöz diyor. Biz bunu dinliyor muyuz? Hala dinlemiyoruz. Ama onlar dinledi. Bakın İslamiyet'e 571 yılından itibaren başlayan sürecinden sonra Hazreti Peygamber bilimi tekrar insanoğluna sihir yok, sihir yok, olağanüstülük yok. Efendim aklı kullanın. Siz aklı kullanmak için buradasınız. Bunu anlatmak için getirdim. Ama millet Türkçe alıp da kitabını okumuyor ki. Şimdi El Zehrabi
efendim, bakın 900'lü yıllarda yaşamış. Bu İtalyan, bizden değil, özellikle bunu tercih ediyorum. İtalyan 2012'de yazdı. İtalya'dan gelişi çok önemli. Onlar zaten bunları çevirerek kazandırdılar tekrar Avrupa Hristiyan dünyasına. Trakeotominin kanülü. Bakın şu cümle çok önemli. Described a surgical procedure. İlk defa diyor, bir cerrahi prosedür trakeotomi ile diyor, ilgili diyor anlattığım şey. Ve first to use. İlk defa kullandı. Emri dinlediler. Biz emri dinliyor muyuz? Emir nerede, biz nerede? Gıybet herkes. İyiyi tutup kaldırıyor muyuz? Mesela iyiyi söyleyebiliyor muyuz? Çok kıymetli bir Justin McCartney geldi. Amerika'da. Çok kıymetli. Çok güzel şeyler söyledi. Bu topraklarda söylenmeyen şeyleri söyledi ya. Hiç haberimiz olmadı o zaman. Değil mi? Boş duvarlara konuştuk. Hiç haberimiz olmadı. Boş duvarlara konuştuk. Konferanstan sonra yayınladılar hocam. Mesaj attım. 3-5 insana mesaj attım. Çok kıymetli bir görüşme, konuşma oldu. Ondan sonra üniversite sayfasına çıktı. Ulusal basın ücret yazdı. Evet. Atmasak çıkmayacak. Evet. Ve dediğin gibi duvarlara konuştu. Öyle güzel bir İngilizceyle anlattı ki, siz dedi ilgilenmiyorsunuz dedi. Çünkü biz içimize sokulan ajan, işte burada rahat söylüyorum. Gidin söyleyin. Kimse fesat. Gidin söyleyin. Ajan kişiler tarafından başkalarının dertleriyle dertleniyoruz. Ya diyor ki adam, Balkanlarda diyor en büyük kıyımı siz gördünüz diyor. Evet. Öyle dedi değil mi Mithat Hocam? Evet. Evet. En büyük kıyım, haberiniz var mı dedi. Konuşuyor musunuz dedi. Bilimsel çalışma mı yaptınız? Irk kırımıysa, soy kırımıysa size yapıldı dedi. Ve değerli dostum, Justin McCarthy bir Türk dostu. Biz burada söylüyoruz ya, Amerika'nın kuruculuğunu bu topraklardan ve darp ocaklarından çıkanlar, elimizde deliller. Bakın hayır iş nasıl oluyor? Ben Justin McCarthy ile görüşen bir insan, benim dilimde varlığından haberdarlar. Ya siz böyle bir Kuzey Amerika kuruculuğuyla, bir kolonizasyonla ilgili Osmanlı'nın bir Atlantik süreci var. Hem bu insanla sizi tanıştıralım, hem bakın böyle bir iddia var. Bunu düşünen oldu mu? Olmaz abi. Bu olduğu zaman bu topraklar bilim yuvası olur, bu toprak ileriye geçmiş olur. Bunun dışında biz hasetle, kıskançlıkla birbirimizin ayağını kaydırırken, meşhur o cehennem fıkrasında olduğu gibi geliyor işte dolaşıyor, her memleketin bir kuyusu var, her birinin başında bir zebellah var. İşte Bush gezdiriyor, Carter ölmüş diyelim, efendim Gorbaçov. Bir tane zebellah çıkmaya çalışanı vuruyor kafasına tekrar gayyar çukuru. Fakat bir bakıyorlar bir tane kuyunun başında kimse yok. Ya bu nerenin kuyusu? Burası Türkiye'nin kuyusu. Niye? Birisi çıkmaya çalışırsa onu aşağıdan kendileri çekiyorlar zaten. Biz sistemi kurmuşuz. Gerek yoktur ya. Ya bir tane başarıyı da alın kaldırın ya. Bir tane başarıyı, bir tane Aziz Sancar çıktı. Acaba biz onu nasıl kötüleyebiliriz? Nasıl biz onu bir şey buluruz? Ya bulma. Sen bir iyi tarafını gör. Bakın eğer El-Zehrabi, eğer İbn-i Rüşd, İbn-i Halid'e 1700'lere bu insanlar daha sonra da katiyetle kabul edeceğiz. 1700'den sonra da Batı dünyası görüyor. Bunlar görmeseydi hayrı kalbinin Kur'an'dan alıntı yaptı. Diyor ki bakın bunların hepsi kitaplarda yazıyor. Bir başka konferansta yine konuşuruz. Belki geleceğiz. Bunu itiraf da ediyor birçok insan. Şimdi İngiltere'deki en eski tıp yazımına gelelim. Bakın bu çok kıymetli. Bunu kim yazıyor? Bakın İngiliz Kızıl Haç Derneği'nin bir dergisi. The British Medical Journal. Meşhur bir dergi. 1700'lerden itibaren düzenli, 1800'lerden itibaren çıkıyor. Bakın bu diyor ki İlk defa İngiltere'de bulunan tıpla ilgili yazılı makale, İngiltere'deki en eski makale Albukasis'in makalesi. İşte bakın, bunun senesi 1939. 1950'lere kadar hakikaten
Bunlar itiraf ediliyor. Döndüğünüzde bunları görüyorsunuz. Diyor ki bizim en eski tıp şeyimiz El-Zehravi. Peki biz okuduk mu? Biz El-Zehravi'yi tıpta öğretmediler bize. Bizim dönem öğrenmedi. Ve yüzyıllarca İslam geridir, Osmanlı geridir, Selçuklu geridir, her şeyi Batı yaptı. Bakın, Kızılhaç Derneği o dönemlerde hakkı savunmuş. Onun için de başarıya ulaşıyor. Ama tam tersine döndüğü an başına bela gelecek. Şimdi bu Sperber çok kıymetli bir tarihçi. Thomas Jefferson'ın Kur'an'ı. Thomas Jefferson kendi kültürel mirası içerisinde Kur'an okuduğu, notlar aldığı biliniyor. Tamamen ya bizim kurucularımız Kur'an okudu ama biliyorlardı ama bunu entelektüel olarak biliyorlardı. İslam değildir demeye çalışmak için koca bir kitap yazmış. Ve kitabın içinde bakın şu cümleler çok önemli. Bir Floridadan diyor, papaz diyor. Ne yazık ki diyor, Afganistan'da yaşanan bir kaza sonrası sık sık Amerikalılara bir biliyorsunuz suikast düzenleniyor. Daha sonra diyor ki Kur'an-ı Kerim'i yakma töreni yapacağım. Artık canıma yetti bu İslamcılardan diyor. Afganistan'daki yaşayanlar için. Fakat şimdi yazar diyor ki çok üzgünüz ki diyor protestanlar için Avrupa'daki ve Amerika'daki protestanlar için diyor. Bakın şurada. Kur'an'ın tarihi önemini ne yazık ki bilmiyordu. Nasıl açıklayacağız ona diyor. Peki siz biliyor musunuz? Biz biliyor muyuz? Bu topraklar biliyor mu? Ya Kur'an-ı Kerim Amerika'da ve Avrupa'da protestanlarla ilgili son derece önemli bir yol açtı. Biliyor musunuz? Yok. Çünkü gericilik o. Evet. Tabii zaman içinde Nature dergisi, yine prestijli bir dergi. Burada çıkan ve Ekmelettin İhsanoğlu'nun bu cümleleri çok önemli. Bakın bizim teslim aldığımız bir diğer değerlendirme, Osmanlı döneminde fazla bilimin olmadığı, Arap ve Fars biliminin kötü bir kopyası. Ne yazık ki Adnan Adıvar'da böyle söylüyor ama yalnızca astronomi sahasında diyor, yapılan çalışmalarla birçok noktaya gelindiğini söylüyor. Şimdi teknoloji olmadan bir işi başaramazsınız. Düşünün, Viyana önüne gidiyorsunuz, savaşıyorsunuz. Ondan sonra herhangi bir bulaşıcı hastalık vesaire olmadan gittiği geri dönüyorsunuz. Donanmayı alıyorsunuz, 1600 lira kadar gidiyorsunuz. Askeri olay teknolojiyi gösteriyor. Amerika neye güveniyor? Amerika piyadesiyle yürümüyor. Uçak gemilerine güveniyor. Çekmiş uçak gemilerini, oradan dinlendiriyor. Bizim gibi üsleri kullanıyor. Demek ki silahlı kuvvetlere yansıyor. Osmanlı'yı düşündüğün zaman ki o zamanki zaten teknoloji silahlı kuvvetler. Peki biz nasıl orada bilim yoktu diyebiliriz? Niye? Çünkü ben Vakai Tıbbiye'deki bu transkripsiyon diyor tarihçilerimiz tercüme edemiyorlar. Çünkü Türkçe neticede o da Türkçe. Osmanlı'daki Arap harflerinden Türkçe'ye transkripsiyon yapılmadan biz Osmanlı'yı nasıl anlayacağız? Kahraman Bostancı edebiyat tarihçisi diyor ki edebiyat tarihindeki bazı tespitlerden sonra kesinlikle biz yazamayacağımızı edebiyat tarihiyle ilgili Osmanlıca'daki o süreli yayınları çevirmeden, dergileri çevirmeden gerçek tarihi yazamayacağımızı anladım. Süheyl Ünver diyor ki eğer bir bilimin kendi gelişim tarihi bilinmezse tam bir bilim olmaz ve tıp tarihini öğrenmemiz bizim için bir vazifedir diyor. Çok kıymetli. Allah gani gani rahmet eylesin ve Avrupa'ya tekrar anlatılması lazım diyor. Dolayısıyla bu birçok nedenden ötürü Osmanlı devri bilim faaliyetine bir ağırlık kazandırılamamış ve birçok konuda da gerçek manada neler yapılmış, neler yapılmamış biz iyi bilmiyoruz. Bakın şunu hatırlatacağım ben size. Ben bunu dünya şeyde Piri Reis nedeniyle düzenlenen uluslararası kongrede 2013'tü değil mi hocam? 2013'te İstanbul'da Osmanlı arşivlerinde tarih kurumu başkanı da katıldı. 100'e yakın yabancı katıldı, Amerikalılar da var. Orada da anlattım. Osmanlı'nın Balta'a kadar geldiği ve 2. Mahmud'un Lehistan seferinin aslında şuradaki Baltık'taki İngiliz ve Hollandalılarla Garp ocaklarının yapmış olduğu
donanmaya şuradan kara yardımını yapılmaz. Bizim çok direkt Hollanda'yla ciddi ilişkilerimiz var. Son derece. Wiegers adlı tarihçi bunları çok iyi yazar. Endülüs gelmiştir. 1. Sultanahmet dönemi, 1600'lerin başı ve Hollandalılarla beraber o dönemdeki Osmanlı'nın, Müslümanların bir birliği var ve gelen meşhur bir elçi, Cornelis Haga diye. Bakın burada bunun gravürü de var. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ziyaret ediyor. Bu o kadar önemli ki 1. Sultanahmet dönemi ve burada Kaptanı Derya Paşalarla çok yakın temastalar. Bu dönem son derece önemli. Haga gelir, Mahmud Hüdayi'nin elini öper. Hollanda, kapitülasyon dediğimizi sakın yanlış anlamayın. Kapitülasyon şu, bu da yanlış. Ben bunu defaatle söylüyorum. Ne yazık ki bunu savunmak lazım. Ortada bir İspanya var. Dehşet saçan, kuvvetli bir İspanya var. Engizisyon saçıyor, dehşet saçıyor. Latin bir dini savunuyor, öyle söyleyelim. Buna karşı Avrupa ayakta durmaya çalışıyor. Elizabeth filmini seyredin. İngilizler ayrı durmaya çalışıyor. Benelux ayrı durmaya çalışıyor. Fransa. Biz de onlarla beraber mücadele ediyoruz. Bu mücadelede o denizcilerin Akdeniz'deki imtiyazları için, dostluk için, Endülüs'e, Morişkolara olan iyi tavırları için bir ödün ve karşılıklı şey. Ama bunları sanki farklı. Hayır, biz insanlık için, onların hepsi insanlık için verilmiş. Bakın çok önemli. Ve şimdi biz Hüdayi Hazretleri'ne gidiyoruz. Biz böyle kaybediyoruz. Var mı elinizde Hüdayi Hazretleri'nin bir tane tercüme kitabı? Biz bu insanı, biliyor musunuz, İstanbul'da, yurt dışında hasta olanlar geliyor kendisinden. Burası bir bilim merkezi, burası bir üniversite. Kimyadan anladığı, tıptan anladığı, o dönemin profesörü Mahmud Hüdayi Hazretleri önüne gidip dilek dilenecek, efendim mendil bağlanacak, işte ekmek alınacak, üfletilecek bir yer değil. Bir kütüphanesi vardı, camiden çıkarmışlar, Üsküdar'da Balıkçılar Çarşısı var. Gideniniz görsün, orada küçük bir kütüphaneye koymuşlar. Girdik, dedik ki bir Mahmud Hüdayi, vallahi dedi hocam arkada var, ahşap yesin diye bütün şey haşerat, o güzelim kağıtları kaldırmışlar. Hepsi tabii Arap harfleriyle yazılacak. Peki kim Mahmud Hüdayi Hazretleri? Dine ait görüşleri güzelce çevirmiş. Hayır, o bir profesör. Mahmud Hüdayi bir profesör ve bu profesör Hollanda Büyükelçisi'yle görüşüyor ve Sultanahmet'le yolu açıyor. Biliyor musunuz, keşifler başlıyor Atlantik'te o dönemde. Hudson Körfezi'nin kâşifini burada da söylemeye çalıştım. Çok ilginç bir kişilik. İsmi Hudson. Acaba kim? Hüdayi Hazretleri'nin de herhalde İstanbul'da deniz seferlerine duasıyla, efendim vasiyetiyle biliniyor. O dönemde de Atlantik. Niye birleştirildi? Tekrar söylüyorum, büyük bir bilim adamı. Erzurumlu İbrahim Hakkı. Hak şerleri hayderler, zannetme ki gayreyler. Arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İstediği kadar fesat çalışsın, Allah nurunu iyi insanlar vasıtasıyla sürdürecek. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de böyle. Ama siz bakın, astronomi, tıp, bir dehşetli marifetname kitabı var. Lütfen ha, son bölümünde cin, hani erkekler var, cinsiyetle ilgili bazı şeyleri olmuş. Okuyun, tartışılabilir. Fakat o dönemki mühim olan standart bilgi neydi? Muhtemel ondan daha ayrı bir bilgi yoktu. Fakat rahmetlinin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için, bakın, gün dönümlerinde, Mart'ta ve Eylül'de, bu şu anda tamir edildi ve şu anda gidiyorlar turistler. İnşallah bize de hep beraber bir kısmet olur, gideriz, bunu görürüz. Bu böylelikle ilk restorasyonda bozulmuş,
Fakat şimdi tekrar restore edilmiş ve ortaya konmuş. Bu yılda iki defa ilk güneş doğduğunda gelip türbede Fakirullah'ın başına ışığı konduruyor. Bunlar dinci insanlar değil. Bunlar şeyh değil. Yani sadece din değil bunların meselesi. Bunlar bilim adamı. Onun için bu topraklardan artık din alimi çıkmıyor. Eğer müsbet bilim bilmiyorsa ilahiyattan çıkmaz değerli dostlar. Bakın transdisipliner çalışma olmasaydı, saygıdeğer tarihçi hocalarımla tıpçı birleşmeseydi bu dergi çevrilemezdi. Çünkü onlar Latince'yi şeyi bilmiyorlar, terimlerini. Biz tarihteki kelimeleri bilmiyoruz, Arapçayı bilmiyoruz. Neticede birleştik, bu eseri koyduk ortaya. Şimdi siz astronomi bilmeden Kur'an-ı Kerim'e girerseniz mostranız çıkar. Çeviremezsiniz. Ne olur dönün Saffat suresini okuyun. Gökyüzündeki gezegen çekiminin çok güzel bir anlatımı. Ama kafa yok. Kafa yok ki, vakit yok ki dönecek onca iş arasından bu işlere bakacak. Bunlar bilim adamı. Ne olur. Bunlar türbeye gidip ziyaret edilecek insanlar değil. Bunların pozitif bilme katkıları var. O dönemlerden bunları ders alarak, o gibi insan olmaya çalışarak yürümek lazım. O gibi insan olmadığımız için Orta Doğu toprakları burada. Şimdi batıdaki gazeteciliğe dönelim konumuza. Bakın 1400'lerin sonuna doğru bu basın matbaanın keşfiyle beraber ortaya çıkıyor. Bazı günlük gazeteler olmaya çalışılıyor ama 1600'lerin başına kadar yayın haline dönmesi güç. 1622'de Londra, Amerika'dakilerse daha ziyade o dönemde çeviriyken ilk defa günlük gazete Pennsylvania Tablet olarak 1748'de yayınlanıyor. 1784. İlk bilimsel dergi de efendim? 1784. 84'te. Evet, Amerika geç kazandığı için 1776'da. Yani. Onlar daha geç başlıyorlar. Tıp dergilerini de göreceğiz. 1800'den sonra başlıyorlar. İşte mesele o. O dönemde başladı. Herkesi geçti. O zaman biz şunu söyleyemeyiz. 1800'lerdeki tarihte biz de bakacağız vakayı tıbbiyeye. Çok geç değiliz o tarihlerde. Onu söylemeye çalışıyorum. Fakat ilk uluslararası bilim dergisi de yine 1665'te çıkan ama neticede birkaç kez çıkıyor ve sona eriyor. Kısacası 1700'lere kadar hemen hemen 1700'lere kadar çok net yayınlanabilen batıda bir bilimsel dergi yok. Ancak 1700'lerin içerisinde sayıları giderek artıyor ve periyodikleşiyor. Amerika'nın çıkardığı 1812 civarında ilk tıp dergileri. Biz de 1850'lerde çıkartmaya başlıyoruz. Aramızda çok bir fark yok. 1831'de ilk defa takvimi Vakai çıkarıldı. Vakai Mısri'ye daha erken çıkmış. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu konuda daha aktif ve daha vizyonlu. İtalya'ya öğrenci göndermiş, kulak matbaasını kurmuş. Netice itibariyle 1700'lerin içinde İngiltere'de, Fransa'da bazı dergiler çıkmaya başlıyor. Amerika'da da ilk bilim dergisi Benjamin Franklin vasıtasıyla çıkıyor. Ancak şu 1809'larda çıkan New York Medical ve 1812'de çıkan New England, bu hala çıkıyor. Kıymetli bir dergi bu. Ve düşününüz 1812 Amerika, 1840'lar Osmanlı toprakları. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Bize söyledikleri zaman siz binlerde de sürünüyordunuz. Sizin düşünceniz binlerde de geriydi diyorlar. Veya Gazali ile İbn-i Rüşd arasındaki olaya veriyorlar. Hatta Yavuz Sultan Selim'in halifeliği getirmesine veriyorlar. Yani enteresan ilişkiler kuruluyor. İşte burada. Kimin ne olduğu burada. Matbaanın niye gelmediği de çok hasreten dikkat edilmeli. Benim kendi çalışmamda tezde de yazdım.
normal kitapta da yazdık. 1500'lerde reform Fransa'da devam ederken Montargis diye bir yer var. Fransız kralının koruması altında. Direkt Fransızcadan İngilizceye çevrilmiş, İngilizceden de bendeniz çevirdim. İstediğiniz gibi. Osmanlı diyor bu kitapların basılmasını ve özellikle de hür fikirlerin yayılmasını reformun içindeydi diyor. Şimdi orada basılmasını teşvik ediyor matbaa. Acaba dedim kendimce yanlış fikirlerin topraklara girmesini engellemek maksadıyla buna uzun dönem hattatlar vasıtasıyla. İşte ticari tarafını söyleyen var, geçim dönemini söyleyen var ama bilmiyor değil bu konular ve içinde biraz sonra tıp tarihinde göreceğiz. Şimdi 1849'da ilk defa çıkarılmış ve hakikaten bu matbaanın gelmesi, gazetenin gelmesi noktasında bu gazetenin çok hızlı bir şekilde ortaya çıkması bize şunu gösteriyor. Türkiye'de mülkiye, harbiye, tıbbiye var. Bu saç ayakları önemlidir. Üniversiteler önemlidir. Saygı duymak lazım. Yani halk, demokrasi, evet halkın isteği çok önemli. Bu doğru. Ama Orta Doğu'da şimdi halk var. Savaşan Suriye'de halk var. Gidin seçim yapın. Gidin orada yapın seçiminizi. Sağlıklı bir sonuç bekler misiniz? Cahil bir halktan. Onun için ne olur? Halkın devrimi güzel, halkçılık güzel, halka hizmet, hakka hizmet. Ama ne olur? Eğitimli insana, çünkü bilenle bilmeyen diyor. Bakın bunca anlatılandan sonra okuyanla okumayan, ne olur? Okuyalım. Okudukça zaten zekada ilginç açılımlar oluyor ve Allah o okumayla o beyinden kalbe indiriyor. Bu böyle tecelli ediyor. Silikon Vadisi'nde adam çalışma yapıyorsa böyle yapıyor. Gece barlarda gece 3'e kadar eğlenen bir adamın Silikon Vadisi'nde bir şey üretmesi mümkün değil. Geçen uluslararası bir toplantıda Antalya'da Amerikalılarla çok yakın temasta bir evvelki dernek başkanı. Ya dedi biz de içerler falan diye düşünüyorduk. Habire gece düzenledik. Adamlar bir türlü içmiyor diyor yemekte diyor. Gala yemeğinde diyor. Yani şimdi bazı şeyleri çok iyi anlamak lazım. Sarhoş yatan bir adam ertesi günü ne üretebilir? Zekasını şeyin hepsinin ölçüsü var. Şunu söylemiyorum sakın ha. Yanlış anlaşılmasın. Bu yasakçı bir zihniyet değil. Asla değil. Yani bunun belirli sosyal içicilik dediğimiz şeyleri var. Asla bunu söylemeye çalışmıyorum. Fakat muntazam hayat yaşamayan bir cerrahın eli titrer. Gece bakmak zorundasınız kendinize. Korumak zorundasınız. O zaman bilim yapan, üreten insanları ne olur halka sevdirin. Bu halk sevsin. Bir lisans bitirmiş, bir üniversite mezununu, bir görev yapmış bir iş adamını, taşın altına elini sokmuş bir şeyler yapmaya çalışan bir insanı ne olur takdir etsin. Vakai Tıbbi'nin ilk çıkışında 27 sayı yayınlanıyor ve daha sonra bu dergi kapanıyor. 1890'dan sonra da bir bölüm daha yayılıyor. Şimdi bu bizim de çevirdiklerimiz 1890'da efendim böyle bir dergi. Bakın şurada getirdim de ben onu şey yapıvereyim size. Şurada dergimiz. Mesela ben burada çok rahat okuyorum. 17 Rebiyül Ahir diyor. 1315 senesi diyor. Ondan sonra Eylül 1313 diyor. Rumi'si var, Hicri'si var. Vekai Tıbbiye 15 günde bir neşr olunan tıp gazetesidir. Ulûm-ı Hükümiye'yi ve Fünun-u Tıbbiye'yi, Cerrahiye'yi, Belediye'yi ve İspendiçiyariye'yi, yani daha tıbbiye'yi, cerrahiye'yi, çocuk hastalıklarını, eczacılığı içerir, bahis eder diyor. 15 günde 18. nüsha, 18. sene, affedersiniz, 18. sene, nüshası 2 kuruş, numara 13. Moskova Tıp Kongresi. Bunun neresi? Gavurca. Bu Türkçe ama Arap harfleriyle yazılmış. Gayet iyi. İçinde çok rahat okunabilecek bölümleri, parçaları var. Mesela bakın çok kıymetli. Moskova Kongresi'nden alıntı yapılmış. Manastır
ahalisi hasta oldukları vakit bazıları ettibaya müracaat etmezler. Ancak hastalıkları nihayet derecesine vardıklarından sonra ettibaya müracaat ederler. Bir değişiklik var mı? Bir değişiklik yok. Bu makalenin ilerisinde diyor ki, böyle şeyler, marangozlar var, böyle bu işlerle uğraşan değişik tipler var. Onlara gidiyorlar diyor. Doktora gitmiyorlar diyor. Yani tıp gazetesi, tıp dergisi. Aynı şey günümüzde insanoğlu aynı şey. Biz yeni yeni şeyler bulduğumuzu zannediyoruz. Halbuki çok şeyler biliniyor. Efendim, manastırda kesiretle görülen hastalıklar, emraz diye geçiyor. Aktinomikoz çok kıymetli bir hastalık. Onunla ilgili Saint-Étienne'den bir doktorun insanlarda değil, baytarla beraber bir atta bulduğu vesaire bu dergide çok rahat okunabiliyor. Neticede şöyle bir cümle var. Memlekette harbiyenin, tıbbiyenin, mülkiyenin kurulması sonrası, 1800'li yıllardan sonra tekrardan, demek ki toparlanıyor. 3. Selim'le, 2. Mahmud'la tekrar bir toparlanma var, tanzimata bir giriş var. Tıbbiyedeki hoca ve üstadların daha iyi olması için bazı işler ortaya konması lazım. Bakın, Paris ve Londra gibi kentlerde tıp ve fizik alanlarında önemli buluşlar. Bu dergiyi çıkaracaklar, gazeteyi. Bunu padişah da dahil olmak üzere bir gerekçe hazırlanıyor Aydın ekip tarafından. Bir şeyler eksik gidiyor. Bunu fark etmek bence çok kıymetli Osmanlı adına. Ve orijinal olayları kaçırdıkları. Bunu tarihçilerimiz araştırsın. 100 yılda denebilir. Bir uyku hali var. Ama bundan öte yok. Tekrar ediyorum. Bundan öte yok. Bunu başka şeylerle karıştırmamak lazım. Çok daha gerilere gitmemek lazım. Bu toplumun inancıyla bütünleştirmemek lazım. Zaten istenen bu. Birinci tıbbi, vakayı tıbbiye bakın, talik yazı. Talik yazı ne? Dönüyorsun, bakıyorsun, italik. Kardeşim, talik yazı, bir italik. İşte bu tamamen sizin kültürünüzün vurgusu. Yani bize ait birçok terminolojiyi tıpta dahi görebilmek mümkün Avrupa'da, Amerika'da. O zaman niye eski dille bu kadar kesilir ara? Eskiden 5 sayfa basılırken, şimdi ben bu ikinciyi size şöyle söyleyeyim. 20-27,5 ebadında sarı renkli iki sütun halinde matbaa harfleriyle basılmış. O zaman ilki taş baskı, bunlar matbaa ile 8 ila 16 sayfadan oluşuyor. 20 kuruş yıllık abonelik bedeli mesela, 1897'de 40 kuruşa, bu da bir enflasyon göstergesi olarak gösterilebilir. Sağlıklarda 80 liraya satıyorlar. 80 liraya satıyorlar mı? Evet. Tamam, şey, gidelim alalım. Gidelim alalım, muhteşem. Yani beraber gidelim, inşallah orada beraber dolaşmak kısmet olur. Şimdi bakın, 1884 yılında 100. sayıdaki ilan ile mülkiye hocaları tarafından, tıbbiye-i mülkiye hoca tarafından Okçularbaşı Kıraathanesi'nin müdürü Serafim Efendi tarafından. Yani diyor ki, Serafim Efendi'ye gidin, aboneliğinizi yaptırın, o da size gönderecek, bize gelmeyin diyor. Bunu tıp fakültesi söylüyor. Serafim Efendi'ye dönelim, kim? 1857'den 20'lere kadar faaliyet gösteren kıraathane sahibi Ermeni asıllı Serafim Efendi, Osmanlı aydınlarının gelip gittiği ağırbaşlı bir halk kütüphanesi. Şu muhteşemliğe bakar mısın? Sen dergi çıkarıyorsun ve Ermeni olan bir kardeşe onu emanet ediyorsun. İnanınız, yıllarca bu insana gelmişler, abone olmuşlar. Bu insan İnanarak bu topraklarda dağıtımını yapmış. Biz miymişiz ırkçı Allah aşkına? Hangi topraklarda buna izin vermişler? Önemli bir gösterge. Çok. 1890'lı yıllarda eğitim diyelim valilikteki marif müdürlüklerine verilerek kurumsallaşması sağlanmış, dağıtımları. Son derece güzel bir şekilde ve diğer dergilerle, aynı dönemde çıkan İngilizce dergilerle karşılaştırdık. Bunlardaki aynı şeyler, tabaşından itibaren bakınız, kapak sayfasında tarihi var, cilt sayısı var, sayfa numarası, abonelik bedeli, içindekiler bölümünün olması son derece önemli.
Osmanlı topraklarında tüm belediye tabip ve veterinerlere dergiye abone olun denmiş. Zorunluluk getirilmiş. Ancak eczacı ve cerrahlar olmayabilir denmiş. Yine bakın çok enteresan bir saygı. Hicaz ve Haramein vilayetlerindeki eczacılardan bedel alınmamış. Mülkiye doktor ve veteriner resmi olarak yani görevlendirdiklerinden de bedeli düşmüş resmi ise. Evet, şimdi bu dergiler sayesinde şunlar var. Fransızca, Almanca, İngilizce'den çeviri yapmışlar. Çağdaş üretilen güncel bilgileri taşımışlar. Kendi görev yaptıkları yerlerde çeşitli vakalar hazırlamışlar. Monsieur diye başlıyor. Monsieur doktor listelerin değişine göre. Lister nereden önemli? Bize ameliyat yaparken biz sileriz ya sahibi. O silmeyi ilk defa bizzatihi tıbba soktuğu söylenen kişi 1800'lerde yaşayan bir kişi ve ceptimiz buna göre ameliyat yapıyor. Solüsyonu alıyor. Antibakteriyel kelimesinin karşılığı var Osmanlıca'da. Onu sürerek ameliyat yaptığını da bu dergide görmek mümkün. Pasteur ve Koch İstanbul'da tıp derneklerinin toplantılarına çağrılmış. Robert Koch Hindistan'da bir aşıyla ilgili, veba aşısıyla uğraşıyor. Bir hayli çaba gösteriyorlar Hindistan'da. Orada toplantının hemen bitiminde bir rapor yayınlanıyor. O raporu dergide buluyorsunuz. Böyle bir rapor yayınlandı diye. Çağdaşı British Medical Journal ile karşılaştırdığımızda aynı, sadece orada yavaşça orijinal bilgi başlamış. Bakın biz aşıya bile sahip çıkamadık. Bu topraklarda biz koruyucu sağlığa çok hizmet ettiğimiz için, yıkanmayı bildiğimiz için, bakın şunu bilmiyoruz. Avrupa'da banyo toplantıları var. Banyoterapi Kongresi, Berlin'de toplanmış 1800'ün sonunda. Yıllarca düşünüyorum ya, bir tane su içinde yıkanma, ya adama yıkanmak yasak. Böyle bir dine inanıyor. Suyun değmesi yasak. Suyla yıkan olduğu gibi dünya ne onu doğurduysa o şekilde devam edecek. Bunu öğretmek için. Vaftizlik olayları. Bilim dünyası diyor ki ya bu su diyor bilimsel olarak diyor çok faydalı diyor. Böyle bir toplumla biz karşı karşıyayız. Niye mahcup olalım ki böyle bir topluma? Biz yıkanmayı öğrettik ya. İnanın 5 sene evvel bir Hollandalı gazeteci aynen demiş ki ben çok üzülüyorum bu Türklere. Şimdi Hollanda'ya geldiklerinde yok aşısı var mı, yok temizliği böyle bir gözden geçirme programları yapıyoruz. Halbuki Avrupa'ya Türkler öğretti diyor, yıkanmayı. Osmanlı öğretmişti, onun ceddinin bu şekilde muamele görmesi beni bile üzüyor diyor. Biz bir Hollandalı kadar milliyetçi olamıyoruz. Dolayısıyla bu topraklarda salgınlar çok az oldu. Veba salgınını hiç gördünüz mü? Çok yoğun. Savaşlar dışında. Olmaz. Kolay olmaz. Çünkü sağla yersiniz, solda temizlenirsiniz, efendim yıkanırsınız. Bir yıl ilkeye bu topraklar fakir fukara düşmediğinde, savaş olmadığında uyar. Ama çiçek aşısı da bu topraklarda, bakınız 1700'lü yılların başında oradaki bir konsolos bunu ele alıyor, devam ediyor. Peki biz 1700'ü tıbbını biliyor muyuz? Bizim için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri evliya. Dedim her şeyi yapıyor. Mahmut Hüdayi Hazretleri evliya. Hayır ya. Rahmetli değil mi kullanıyor? Rahmetli o zaman şakır şakır tıp neyse gereğini yapıyor ama yalan bir tarih içerisinde diye yayıldı şimdi. Gitmeyin siz diyor. Paraları bana verin diyor. Hiç NASA'ya falan gerek yok diyor. Verin paraları diyor. Ben orada hiçbir şey yok. Size söylerim diyor. Böyle bir anlayış. Kimse de bir şey demiyor. Marifetname'de kocaman kitap var. Bakın Louis Pasteur referans gösteriliyor. 1890'lı yıllardaki dergide, şu dergide kına kalmayan şurubunun reklamı var. Diyor ki bu reklam. Aynı yerde bir merkez var. Bu dezenfeksiyonu söyledik. Bir merkez var. O merkezde şey alabiliyorsunuz. Mesela diyor ki Amerika ve Avrupa'daki yeni cihazlar, dergiler getirtilebilir, kitaplar getirtilebilir. Her tür tıbbi sarf malzemesi getirilebilir. İstanbul'da, Galata'da tarif etmiş. Örneğin hipnotizmayı ben bu kadar, bunu itiraf ediyorum, şu dergilerdeki kadar bilmiyordum. Hipnotizmayı 1850'de İskoç hekim James Braid ortaya koymuş.
1897'deki dergi detaylı olarak ve bazen koma, stupor hali filan deriz böyle hastanın tamamen kendinden geçmesi. Onları Latince kelimeleriyle, safhalarıyla söylemiş. Takibe bakın. Uçak yok, internet yok. Evet, geliyoruz sona doğru. Eylül ayında bir dergide Moskova Tıp Kongresi, işte bunlardan bir tanesi de öyle. Ağustos'ta kongre düzenleniyor. Gidiyorlar. Eylül ayında, bir ay sonra ne kadar bilgi varsa tutanak olarak herkes almış notunu, geliyorlar ve şu dergilere yazıyorlar. Bir ay sonra. Bu şu anda Türkiye'de yok. Biz tutanakları bu kadar devlet çapına ulaştıramıyoruz. Bir ay içerisinde buna yazmışlar. Bu çok önemli. Ve operatör Cemil Paşa, ameliyatın safhaları var. Bir batın ameliyatı, karın ameliyatı yapmış. Çok güzel neticeleriyle onu sunmuşlar. Yani şu gösteriyor, hazırlanmış bilim adamı olarak bizim gibi gitmiş, takır takır sunmuş uygulamasını ve Johns Hopkins'ten, Amerika'nın ve Fransa'nın Toulouse Hastanesi'nden hekimler katıldı diyor tartışmaya. Bunlarla konuyu tartıştık diyor. İşte bu Johns Hopkins profesörü diyor ki, Johns Hopkins profesörü 1900'lerin başında Endülüs'te alimler için kendi lambaları için eski Yunan kandillerini kullanırken hızla dünyaya ışık veren filan. Bizi tarif ediyor aslında. Yani Endülüs dediği bizim batı kolumuz. Doğuda da aynı şeyler var. Ama siz dönüp de Osmanlıcayı öğrenip de girmediniz ki. Siz Hüdayi Hazretleri'ni evliya diye Fatiha okudunuz. Okuduk. Biz bunu yaptık. Olağanüstü insan gördük. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla William Oster, onun belki o Moskova Kongresi'ne katılanlardan biriydi Johns Hopkins'ten. Çünkü çok aktif bir bilim adamı. Evet, Endülüs'e tekrar döndüğümüzde gerçekten eğer bunu kendimize de söyleyelim. Moğol harbi olmasa, Haçlı seferleri olmasa, üstümüze. Şunlar çok önemli. İklim koşulları anlatılırken santigrat ölçüsü verilmiş. Şimdi Sagalassos kenti var, Burdur'da antik kent, onu anlatmış. Dergide Sagalassos kentini anlatmış. Bakın bu çok önemli. Sagalassos kentini nasıl anlatmış? Ağlasun Yunan hükümdarlarından Sagalafaslan hükümdarın hükümet olduğu nahiyeyi mesturinin 1,5 kilometre cenubu şarkı şimalisinde 6 kilometre bahar evleri merabi diye yazmış cesametinde ucubi muhkem kale ile karışık olarak mahrut olarak mükemmel surette inşa edilmiştir. Kilometre kullanıyor. Metrik ölçü kullanıyor. Bütün aktinomikoz diyor 7 santim uzunlukta diyor 2 santim derinlikte diyor. Santimetre küp kullanıyor. Şırıngayı almış şu kadar santimetre küp. Vallahi bugün kulağa gelseniz %4'lük borik asit öneriyoruz. Hala borik asit en güzel kulak temizleyici enfeksiyonu. %4'lük mahlulatlar, solüsyonları hazırlatmış eczanelerde. Sene 1890. Çağdaş bir şey var. Bakın ben ne öğrendim? Avrupa'da fare, Hint domuzu, cina, fil ve maymun gibi hayvanlarda deneysel çalışmalar başlamış bunların şeyleri. Sonuç. Bakın, Reyli Elrazi, yüksek ateşle seyreden terletme ve ıslak çarşafa sarma tavsiye. Bunu Doğu biliyor. Fakat burada da gördük, enteresan bizimkilerde kalmış. Mesela diyor ki, Doktor Brent diyor, ıslak çarşafa diyor. Şunu söyleyemiyor, ya biz bunu biliyorduk, uyguluyorduk diyemiyor. Bir akıl durması var. Gözüken bu, bir akıl durması var. Süheyl Ünver hocamız bu yönüyle eski olduğu halde, yeni zannolunan bir takım buluşlar ortaya çıkıyor diyor. Burada Doğan Kuban'ı anmak istiyorum. Doğan Kuban Cumhuriyet Gazetesi'nde, Milliyet Gazetesi'nde çok kıymetli bir zat. 95'li yaşlara gelmiş. Hakikaten ilim, irfan sahibi bir insan. Bir şekilde inşallah temas ederiz. Şunu yazmış mesela. Bir tuhaflık olmuş diyor. Osmanlı'da diyor 1600'lü yılların başından sonra devletin ricalinde bir kayıp var diyor. Bir kalitede bir kayıp başlamış diyor. Ben bunu tespit ettim diyor. Ama ne olmuş bu insanlara bilemiyoruz. İşte bunun etkisi belki 1700'lerden, 1800'lerden bir 50-100 yıllık, belki de bir 150 yıllık bir akıl durması bu topraklarda yaşanıyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Burada da benim şahsen
kendi düşüncem. Çünkü New York'un, New Amsterdam'ın kurucusu, çirkin Antony lakaplı, garp ocaklarından gitmiş bir Türk asıllı korsan, bir Atlantik şeyi başlamış, kimliği başlamış. Bu Atlantik kimliğine Fransa, Benelux ve Osmanlı bir kişilik vermiş. Onun için Amerikalılar genetik çalışmalar yapıyorlar. Bu genetik çalışmaları biliyorsunuz, ne diyoruz onlara, Apalaşyan dağlarından ortaya çıkan Meluncan kimliği var. Oralarda ispat edilmiş Akdeniz kanı taşıdıkları vesaire. Netice itibariyle şu var, banyo dahi bizim suyla olan temaslarımız. Çünkü sağlığın temeli koruyucu sağlık. Bakın, bir kongrede, son cümlemi söyleyeyim. Dediler ki, fungal enfeksiyon var, Amerikalılar, alerjik fungal. Yunanlı bir meslektaş çıktı, dedi ki, ya size ne oluyor Amerikalılar, dedi. Baya ciddi, bundan 10 sene evvel Antalya'da bir kongrede. Siz, dedi, ne çok alerjik fungal enfeksiyon buluyorsunuz böyle, dedi. Biz, dedi, bulmuyoruz, dedi. Türk arkadaşlarıma soruyorum, dedi. Var mı, dedi, çok yayınız? Yok. Gidiyorsun Amerika'ya bakıyorsun. Hiç penceresi açılmayan binalar yapmışlar. Klimayı da koymuşlar. Bütün bina klimadan çalışıyor. Yerlerde halı mı? Var mı böyle bir yer? Fukaralıktan Allah'tan yok yani. Allah'tan, fukaralıktan, şurada bir sıkılsak şurayı açacağız, rahatlayacağız. Lütfen de açalım, rahatlayalım. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.